Bir yanda Güney Kürdistan'ın yapacağı bağımsızlık referandumuna karşı tehditkar açıklamalar, öte yandan Afrin'e dönük olası bir saldırı için sınıra yapılan yığınaklar. Bakınız bu coğrafyalarda yaşayanlar ve kendi kaderini tayin etmeye çalışanlar kimler? Tabii ki Kürtler. Yani 100 yıl önce 4 parçaya bölünen ve her biri kendi parçasına egemen devletlerin her türlü baskı, zor ve sömürü politikalarına maruz kalan kardeşlerimiz. Ne yapalım yani? Kardeşlerimizin, halkımızın taleplerini görmezden mi gelelim? Onlara oturun oturduğunuz yerde, oradaki büyüklerinizin sizin iyiliğiniz neyi gerekiyorsa yapacaklar mı diyelim? Elbette ki onların bağımsızlık talebini kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Elbette ki onların demokratik komünal bir çizgide kendini yönetmelerinin analarının ak sütü gibi helal bir talep olduğunu dile getireceğiz. Halk bunun için seçti bizi. Halk size biat edelim diye buranın konforuna kendimizi kaptırıp geliş nedenimizi unutalım diye parlamentoya göndermedi. Kendi geliş nedenlerimizi inkar ederek siyaset yapmamız isteniyor bizden. Bu demokratik siyasetin inkarıdır. Siz devleti ele geçirmek için böylesi bir inkarla siyaset yapabilirsiniz. Biz sonuna kadar halklarımızın taleplerini dinlendirmeye devam edeceğiz. Artık kabul etmemiz gereken en önemli şey şudur. Kürtler bir halktır, Kürtler bir ulustur ve Mezopotamya'nın en kadim halklarından biridir. Herkesin kendi toprağında, kendi dili ve rengiyle egemenlik haklarını paylaşabileceği yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz. Bunu güvenlikçi politikalarla, askeri operasyonlarla, zor ve baskın yöntemleriyle engellemesinin imkanı kalmadı.